Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Uzunluk ölçüleri problemlerine devam ediyorum. Yine her zaman yaptığımız gibi her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi çözümünüzü defterinize yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Kendinizi denemiş olursunuz. Hemen birinci sorudan başlayalım. 2 kilometrelik yolun 784 metrelik bölümünü yürüyen Ersin'in kalan yolu kaç santimetredir diyor. Yol hepsi 2 kilometre. Ben bunu metreye döndürüyorum çünkü çıkarma yapacağım. 2 kilometre metreye nasıl döner? 1000 ile çarpma yaparız. Yani 3 sıfır ilave ederiz ve 1000 ile çarpmış oluruz. 784 metreyi yürümüş. Çıkarıyorum. Sıfırdan çıkmaz. Komşulardan alıp geldik. Ondan 4 çıktı. 6 burada 9 kaldı. 1 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 ve burada 1 kaldı. 1216 metre yolu kalmış. Hemen gidip A şıkkını işaretlemiyorum. Çünkü sorumun sonunda bana diyor ki kaç santimetredir diyor kalan yol. Metreyi santimetreye döndürmek için 100 ile çarparız. Yani yanına 2 sıfır ilave etmeliyim. 1216'nın yanına 2 sıfır ilave edince 121.600 olur sayımız. Ve biz buna santimetre yazarız. Cevap B şıkkı olur. İkinci soru. Aynı anda ters yöne hareket eden otomobillerden birinin saatteki hızı 86 kilometre, diğerinin hızı 92 kilometredir. 5 saat sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç kilometre olur diyor. Kolay bir soru. Birisi 86 ile gidiyor. 5 saat yol alacak. Çarpalım. 5 kere 6 30. Elde var 3. 5 kere 8 40, elde de 3 vardı 43. 430 kilometre gitti bu. Diğeri 92 ile gidiyor. 5 ile de onu çarpalım. Yine 5 saat gidiyor. 5 kere 2 10, elde var 1. 5 kere 9 45, bir de elde 46. 460 kilometre de bu gidiyor. İkisini toplayalım şimdi. Bakalım ne kadar oldu uzaklık. 460 ile 430'u toplayalım. 0, 9, 8. 890 kilometre oldu ve cevap D şıkkı oldu. Her gün ortalama 7 kilometre 800 metre koşan sporcu 3 ayda kaç metre koşar diyor. Şimdi her gün 7 kilometre 800 metre, bunların hepsini metre yapalım. 7 kilometre demek 7000 demek. O zaman 7000 ve 800 7800 metre yapıyor. 3 ayda koştuğu metreyi soruyor bana. Bir ay 30 gündür demiş. O zaman 3 ayla yani 30 ile 3'ü çarptığım zaman 90 gün olduğunu buluyorum ve 90 ile çarpıyorum. 0, 0, 0, 0, 9 kere 0, 0, 0, 9 kere 8, 72, elde var 7, 9 kere 7, 63, 7 de elde 70 oldu. Topluyorum 0, 0, 0, 2. 0 ve 2. Ne oldu? 702 bin metre koşmuş oldu. Zaten bana kaç metre koşar diyordu. Bu şekilde cevabı bulmuş oldum. Dördüncü sorumuz. Biri 1 metre 45 santimetre. Diğeri 880 milimetre olan iki çıta birbirine ekleniyor. Yeni çıtanın boyu kaç santimetre olur? Benden ne istiyor? Santimetre. Ona göre yapayım işlemlerimi. Hepsini santimetre yapayım. 1 metre 45 santimetre demek. 1 metre 100. 45 de var. 145. 880 milimetreyi santimetreye döndürmeliyim. Milimetreyi santimetreye döndürürken 10 ile bölme yapıyorum. Burada işim kolay. 1 sıfır atarsam bölmüş olacağım ona ve 88 santimetre olacak. Ve bunları topluyorum. 8, 5 daha 13, elde var 1 verdim. 5, 8 daha 13 verdim. 2 oldu. Demek ki 233 santimetre oluyormuş. Cevabı bu şekilde bulmuş oldum. Beşinci sorum. Annemin iş yeri evimize 427 metre uzaklıktadır. Annem işe yaya olarak gidip gelmektedir. Annem sadece işe gidip gelirken 4 haftada kaç metre yürümektedir diyor. Şöyle bir şekil yapalım. Şimdi burası ev olsun. Evet, ev ve burada da iş yeri var. Diyelim ki burası da iş yeri olsun. Şimdi aradaki uzaklık 427. Niye çizdim bunu? Çünkü sadece gitmiyor anne. Hem gidiyor hem de geri geliyor.
Yani her gün gidiyor ve geliyor. O zaman iki defa bu mesafeyi yol almış oluyor. 427 ile 2'yi çarpayım ilk önce. 2 kere 7 14, elde var 1, 2 kere 2 4, bir elde 5, 2 kere 4 8. Yani anne her gün 854 metre yol alıyor. Diyordu ki 4 haftada ne kadar yürüyor, kaç metre yürüyor? 4 hafta 7 ile 4'ü çarparsam 28 gün ediyor. O zaman 28 günle bunu çarpayım. 854 çarpı 28. 8 kere 4 32, elde var 3. 8 kere 5 40, 3 de elde 43, elde var 4. 8 kere 8 64, 4 de elde 68. 2 kere 4 8, 2 kere 5 10, elde var 1. 2 kere 8 16, 1 de elde 17. Topluyorum 2, 11, verdim 9, 7, 6, 13, verdim 2. Demek ki 23.912 metre yol yürüyormuş. Bu şekilde cevabı bulmuş oldum. Altıncı sorumuz. Perdeci 9 metre uzunluğundaki perdenin önce 188 santimetresini, sonra 4500 milimetresini kullanıyor. Kalan çıta, kalan perde olacaktı. Yanlış yazmışım. Kalan perde kaç santimetredir diyor. Şimdi benden santimetre istiyor. O zaman bütün hepsini santimetreyle işlemlerimi yapayım. 188 santimetre kullanmış. Bir de 4500 milimetre. Bu milimetreyi de santimetreye döndüreyim. Milimetreyi santimetreye döndürürken 10 ile bölmem lazım. 10 ile bölmek için bir sıfır atarım. 450 kaldı. 450 santimetre ve 188 kullanmıştı. Bunları önce bir toplayalım. 8, 8, 5, 13 verdim. 5, bir daha 638 santimetre kullanmış oldu. 9 metreydi perdenin hepsi. 9 metre demek 900 santimetre demek. Onu da santimetre yapıyorum. 638'i çıkarıyorum ve böylece sorumun cevabını bulacağım. Çıkmaz sıfırdan komşudan aldık. 10'dan 8 çıktı. 2, 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6 burada 8 kaldı. 8'den 6 çıktı. 2. Demek ki 262 santimetre perde kalmış. Bu şekilde cevaba ulaşmış oldum. 7. sorumuz. Bir adımı 58 santimetre olan Ömer 2 kilometre yürüyecektir. Ömer 700 adım attığında geriye yürüyeceği kaç metre yol kalır diyor. 700 adım 58 santimetreymiş bir adımı. O yüzden 700 ile 58'i önce bir çarpalım. 8 kere 0 0 0, 8 kere 7 56, 5 kere 0 0 0, 5 kere 7 35. Topluyorum. 0 0 6, 5 5 daha 10, elde var 1. Ne oldu? 40.600 santimetre oldu. Çünkü biz adımlar santimetre üzerinden verilmişti. Ve biz bunu ne yapalım? Metreye döndürelim. O şekilde, çünkü kaç metre yol kalır diyordu ya, metreye döndürürsem daha kolay olacak. Santimetreyi metreye döndürmek için 100 ile bölme yaparım. O zaman 2 sıfır atarım. Geriye 406 metre oldu. 2 kilometre yürüyecekmiş. 2 kilometre demek 2000 metre demek. 1000 ile çarptığımız zaman. Bu kadar yürümüştü. Bunu çıkaralım. Geriye yürüyeceği ne kadar kalır onu buluruz. Çıkmaz. Komşulardan aldık. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada 9 kaldı. 9'dan 0 çıktı. 9. 9'dan 4 çıktı. 5. Burada 1 kaldı. Demek ki 1594 metre yürüyeceği yol kalmış. Cevabı bulmuş oldum. 8. sorum. Arabamla 3 saatte 192 kilometre yol gittim. Arabamla aynı hızda 16 saatte kaç kilometre yol giderim diyor. Şimdi 1 saatte ne kadar gittiğini bulmam gerekiyor. 16 saati bulacağım çünkü. 3 saatte 192 gittiyse 192'yi 3'e bölersem 1 saati bulurum. 1 de yok. 19'da 6 defa var. 3 kere 6 18. 1 kaldı. 2'yi getirdim. 12'de 3 4 defa var. 4 kere 3 12 oldu. Demek ki 1 saatte 64 kilometre yol gidiyor. 16 saatte gittiğini bulmak için 64 ile 16'yı çarpma yaparız. 6 kere 4 24, elde var 2. 6 kere 6 36, 2 de elde 38. 1 kere 4 4, 1 kere 6 6, topluyorum 4 8 4 12,
Verdim 4, 6 daha 10. Demek ki 1024 kilometre yol gidermiş 16 saat boyunca. Bu şekilde cevaba ulaşmış oldum. Son iki sorumuzu da yapalım. Kalınlığı 18 milimetre olan 35 tahta üst üste konuldu. Tahtaların yerden yüksekliği 1 metreden kaç santimetre kısadır diyor. Şimdi 18 milimetrelik tahtalardan 35 tane üst üste konduğu için 18 ile 35'i önce bir çarpalım. 8 kere 5 40, elde var 4. 8 kere 3 24, 4 de elde 28. 1 kere 5 5, 1 kere 3 3 topluyorum. 0, 8, 5 daha 13, elde var 1, 3 oldu 6. Şimdi 630 milimetre oldu. Ben bunu santimetreye döndürmeliyim. Çünkü ne diyor benden kaç santimetre kısa olduğunu bana soruyor. Milimetreyi santimetreye döndürürsem ona bölmem lazım. 1 0 atarım. 63 santimetre olur. Ve 1 metreden ne kadar kısa olduğunu bulmak için 1 metreden çıkarırım. 1 metre demek 100 santimetre demek. 63'ü çıkaralım. Sıfırdan çıkmaz, komşulardan aldık. 10'dan 3 çıktı. 7 burada kaldı. 9. 9'dan 6 çıktı. 3. 0 kaldı. Demek ki 37 santimetre kısaymış. Cevabım böyle olacak. Son sorumuz. 25 santimetresi 8 lira olan kumaştan 2 metre aldık. Satıcıya 100 lira verirsek geriye kaç lira alırız diyor. Şimdi 25 santimetre 2 metre almış. 2 metrenin içinde kaç tane 25 santimetre var? Önce bunu bulmam gerekiyor. 2 metre 200 santimetre eder. Bunu 25'e böleyim. Bakalım kaç tane 25 santimetrelik var? Evet, 200'de 25 8 tane olabilir. Çünkü 4 tane 25 100 ediyor. 8 tanesi 200 eder. Evet. 200 oldu. Çıkardım. Demek ki 2 metrenin içinde 8 tane 25 santimetrelik uzunluk varmış. Ve her 25 santimetre 8 lira olduğuna göre 8 ile 8'i çarparım. Ve 64 lira tutar. Satıcıya 100 lira vermiş. O zaman 100 liradan 64 lirayı çıkaralım. Satıcı geriye ne kadar para verecek? Sıfırdan çıkmaz, komşulardan aldık. 10'dan 4 çıktı. 6 burada kaldı. 9. 9'dan 6 çıktı. 3. 0. Demek ki satıcıdan geriye 36 lira para üstü alması gerekiyor. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.